İskoan meselesi. Galatasaray'da transfer hareketliliği giderek artıyor. Sarı kırmızılılara Cumhuriyet'in 100. yılında lig şampiyonluğunu hedef olarak gösteren Dursun Özbek kesinin ağzını açtı. İkinci başkanlık döneminde oldukça iddialı bir şekilde kolları sıvayan Özbek'in yıldız bir 10 numara transferi için harekete geçti. Ve bu ismin İspanyol yıldız Isco olduğu da bir süredir sarı kırmızılı kulislerde konuşuluyordu. İspanyol basını Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Isco transferinde sarı kırmızılıların gaza bastığını yazdı. Real Madrid'de sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip. ...2013 yılında 30 milyon euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan Isco, 38 kez de milli takım formasını terletip 12 gol attı. Bu alara göre 30 yaşındaki 10 numarayla prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Isco'yu transfer ederek hem takıma önemli bir güç katmayı hem de şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan yetenekli oyuncu, sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında forma giyebiliyor. Real Madrid'de 9 yılda tam 353 resmi maça çıkan Isco, 53 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan Vakayeme bombası. Transferde flaş gelişme. Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Anthony Vakayeme ile temaslara başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeriyle sarı kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, Bordo Mavi'yle ekipte ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Vakayeme'nin Trabzonspor'dan yıllık 3,5 milyon euro ücret istediği biliniyordu. Ancak Bordo Mavi'li takıma rest çektikten sonra istediği teklifleri alamayan yıldız oyuncu, Galatasaray'a 1,5 milyon euro seviyelerinde bir kontrat karşılığında imza atabilir. Galatasaray'dan Sergio Oliveira bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ve Kazım Can Karataş'ın ardından 3. transferini de resmen açıklamaya hazırlanıyor. Cimbom'un duyuracağı 3. transferin Sergio Oliveira olacağı öğrenildi. Orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin, Portolu Sergio Oliveira transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi. 30 yaşındaki Portekizli orta sahanın Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto'nun da yapılan teklife evet dediği ifade edildi. Oliveira'nın yüksek bonservis problemine Galatasaray'ın kiralama formülüyle çözüm buldu ve sözleşmede satın alma opsiyonunun da olacağı öğrenildi. Sergio Oliveira geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Kariyeri boyunca 350 maçta boy gösteren Oliveira bu maçlarda 63 gol atıp 31 de asiste imza attı. İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası. Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviyeler merakla beklenirken lisedeki önemli adaylardan biri olan Amir Hacı Ahmetoviç için görüşmeler başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino Amir'i transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken bıraktığı raporda da mutlaka alınmalı dediği Amir Hacı Ahmetoviç'i Okan Buruk'ta bekliyor. Galatasaray yönetimi ise Abdülkerim transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını çalacak. Abdülkerim'den daha yüksek bir bonservisle kapıyı açması beklenen Konyaspor'a bu kez para artı takas formülü sunulacak. Aslan'ın 3 milyon euronun yanı sıra Aytaç Kara ya da Emre Kılınç seçeneğiyle İç Anadolu ekibini ikna etmeye çalışacağı ifade edilirken, transferde oyuncu cephesinin de Galatasaray'a son derece sıcak baktığı öğrenildi. 7 senedir Konyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Amir Hacı Ahmetoviç artık kariyerine yeni bir sayfa açarak daha üst seviyelerde olmak istiyor.
Dünya TV'nin yıldızı Galatasaray'a. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha bölgesi için önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesine geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Amin Hariç'i de aldı. Faslı oyuncu Schalke 04'te mutlu değil ve takımda kalmayı aklından bile geçirmiyor. Alman ekibiyle devam eden sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Hariç, Alman temsilcisi tarafından bu yaz transfer döneminde satılacak. Fransa alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun önemli genç yetenekleri arasına giren Hariç, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu A milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullandı. Hariç'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 5 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye 6 milyon euro öneren Jim Boom, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray'dan Mendy hamlesi. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un da işaret ettiği orta sahada çift yönlü oynayabilen bir 8 numara için çok geniş bir liste hazırladı. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Sarı Kırmızılılar, önceki sezonlarda da gündemine gelen tanıdık bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'da teknik heyette yeni sezon öncesi en büyük hedef sağlam bir orta saha oluşturmak. Sarı Kırmızılılar'da listede Ndombele, Idrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunurken geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nempalis Mendy yeniden radara girdi. Leicester City'de hocasıyla problem yaşayan ve geride kalan sezonda yalnızca 18 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi bilmişti. Tecrübeli futbolcu 1,5 milyon euro maaşa Galatasaray'a gelmeye hazır. Leicester City ile dokusu tutmayan futbolcunun İngiliz kulübünden bedavaya ayrılma durumu var. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nempalis Mendy, geçtiğimiz sezonlarda da İngiliz basınına verdiği bir demecinde Galatasaray'la imza aşamasına geldiğini duyurmuştu.